Kılıçdaroğlu'nun bir uyuşturucu iddiası vardı. Onunla ilgili Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Bu ülkenin evladı olarak nasıl böyle bir iftira atabilirsin sözleri vardı. Detayları sizden dinleyelim. Şimdi Cumhurbaşkanımız 2 gün boyunca Özbekistan'da Türk Devletler Teşkilatı ile ilgili çok önemli görüşmeler yaptı. Her liderle ayrı ayrı görüştü. Oraya katılan bütün liderlerle. Ayrıca bu toplantının da birkaç farklı anlamı da vardı. Bundan da tabii biraz sonra bahsederiz. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci sıfatıyla katılması ve bundan sonra bu sürecin nasıl ilerleyeceğine yönelik adımlarla ilgili çok önemli de sözleri vardı. Tabii Cumhurbaşkanımızın basın toplantısı sırasında özellikle bu soru geldiğinde surat ifadesinin değiştiğini söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sen nasıl bunu söylersin dedi ama onun öncesinde akıl hocası kimdir diye sordu. Malum dedi bu varlık barışından gelen para nereden geldi diye gösteriyor. Esrar, eroin, uyuşturucu kaçakçılığından diyor diye. Bu işin varlık barışı ile ilgili tartışmaya da aynı zamanda bir vurgu yapıyor. Daha önce 19 kez yenilendiğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiğini ama bu işin hükümeti yönetenlerde olduğunu, yani bu işin kararının hükümeti yönetenlerde olduğunu 19 kez de 99 kez de yenilenebileceğini ifade etti. Dolayısıyla varlık barışından gelen parayı uyuşturucu parası gibi göstermenin de yanlışlığının altını çizdi. Burada sert sözleri vardı. Süleyman Soylu'yu işaret ederek bir bakanım çıktı diyor kendisine ağır bir ifadeyle. Sen bunu ispat edemezsen namertsin dedi. Ama henüz bunu ispat edebilmiş değil. O yüzden ondan sonra da bu sözü söylüyor. Çok da sert bir şekilde. Neye göre bunu söylüyorsun diyor. Çık ispat et diyor. Ya sen bu ülkenin evladı değil misin diye de sert bir tepki gösterdi Cumhurbaşkanı. Sayın Yıldız, şimdi özellikle Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Londra'da bir seyahati olmuştu. Onunla ilgili de Erdoğan'ın bazı açıklamaları vardı. Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun kara para iddiası vardı. Erdoğan yine hangi İngiltere'yi eleştiriyordun, oradan kime para getireceksin diye seslendi. Böyle sorular sordu. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Neler vardı detaylar arasında? Şimdi burada iki tane detay var. Şimdi birazdan ikincisi daha ilginç çünkü. Temiz para getireceğim diyor. Sen kimsin diye soruyor. Bunu bir hakaret olarak söylemiyor. Hangi sıfatla temiz para getireceğim diyorsun şeklinde soruyor. Ve daha önce Londra'ya Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin gidişini Kemal Bey'in eleştirmesi kameralara yansımıştı. Zaten canlı yayınlarda bunu söylemişti. Daha önce bunu eleştiriyordum. Buradan getireceğin parayı kime getireceksin? Sen iş adamı mısın diye soruyor Kemal Bey'e ve senin yanında böyle bir para talebinde bulunan birileri mi var? Parayı kime getiriyorsun diye soruyor. O sırada daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun parayı gençlere getireceğim işte sözleri ya da buna benzer sözleri de hatırlatıldı. Ancak o zaman da Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ya İngiltere'de bu kadar enayi mi var, sana mı kalacaklar bu parayı verecekler diye de sert bir tepki gösterdi. Hani sanki oradakiler al bu parayı nerede kullanırsan kullan diyecekler diye de bir ironi yaptı. O sırada bir soru soruldu. Yani bu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler için mi acaba bir kaynak mı ayrılacak diye. Orada da ilginç bir şey var. Diyor ki bu kredileri bulurken bu belediyeler teminatı da biz veriyoruz diyor. Yani biz teminatı vermezsek CHP'li belediyeler o kredileri de alamaz şeklinde konuştu. O da ilginçti. Özellikle siyasetin önümüzdeki dönemde tartışma konusu olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.